Arkadaşlar herkese merhaba. Ekonomist Çoban kanalımızın bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere şu anda Türkiye'de çok ciddi zamlar konuşuluyor gündemde. Elektrik ve doğalgaza bir ay içinde iki kere zam geldi. %30 ortalama %30'a varan zamlar geldi. Özellikle emekliye ve memura yapılan zam oranlarıyla elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranları arasında çok büyük bir uçurum var. Kış arifesindeyiz. Yani önümüz kış ve insanlar tedirgin. Kışı nasıl geçireceğiz? Doğalgaz faturalarımız ne kadar olacak şeklinde akıllarda çok büyük soru işaretleri var. Abi nedir bu? Senin yorumun nedir? İnsanlar sadece kışı nasıl geçireceğiz diye tedirginlerse büyük bir alkış yaparım ben onlara. Derim ki Allah başka dert keder vermesin abi. Kışı atlatırsınız yani. Kurt kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz. İşte olması gereken şey bu. Kışı atlatmayı bir şekilde başaracağız. Yediğiniz ayazı unutmayın. Bu ayazı yemeye de devam edeceksiniz. Bu kış geçse de kış devam edecek. Winter is coming. Tamam. Bunu şimdi daha... tabii ısınma olduğu için yani doğalgaz dendiği zaman akla ilk ısınma geliyor. Eyvah önümüz kış, bir soğuk geliyor. Nasıl ısınacağız derdi olduğu için akıllarda ilk bu soru işareti. Bu soruyla ancak videoya giriş yapabiliriz. Ben sana çünkü bu sorunu sadece elektrik ve doğalgaz zammıyla açıklamam mümkün değil. Zaten bu sadece elektrik ve doğalgaza gelen bir zam değil. Sana daha önceki videoda, 15 gün önceki videoda enerji piyasası ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili ne demiştim? O videoda bahsettiğim hikaye gerçekleşmeye devam ediyor. Tahmin edersin ki ben bunu ben demiştim diye söylemiyorum. Evet. Hani bak ben söyledim hemen 15 gün sonra çat dedi zam gene yapıştı. Yeni zam gelmişti. %15'lik zamlar gelmişti enerji fiyatlarına. İşte 10 gün geçti aradan, 15 gün geçti. Biz o videoyu çektik, paylaştık. Aradan 15 gün daha geçmeden bir %15 daha geldi. Belki bir %15 daha bitmedi. Gelecek. Bitmedi. Ben bunu söylerken birazcık şeyin bilincindeyim. Çok derin bilgiler sahip değilim ama enerji piyasasında biraz eşimiz dostumuz var. Hani açık konuşuyoruz, soruyoruz işler nasıl gidiyor diye. Biliyorum ki enerji piyasasındaki şirketler, BOTAŞ da dahil olmak üzere, işte elektrik dağıtım şirketleri, bak bunların hepsi bataktalar. Çok büyük şeylerin içindeler. Zararların içerisindeler. İşte daha önce olması gerekene çekilememiş fiyatlar var. Bir takım baskılar nedeniyle. Şimdi artık seçim vesaire bittikten sonra zembereğinden boşalan zamlar yağmur şeklinde devam ediyor. Edecektir de. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli diyorum ya ben hep. İşte hikaye bu. Olan zam daha öncesi olması gerekenin yavaş yavaş gerçekleşmesi. Bu neye bağlanır bu konuda? Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni ekonomik programı mı diyeyim? Ekonomiyi yönetme şekli mi diyeyim? Yani bakan çıkıp diyor ya yapısal reformlar, yapısal reformlar nedir bu yapısal reformlar? Galiba nedir bu yapısal reformlar sorusunun cevabını bulamamış ya da bulmuşlarsa yanlış bulmuşlar. Yapısal reformu işte elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zam yaparak memura %4 artı 4 zam, doğalgaza bir ayda 15 artı 15 zam yaparak, alkole, sigaraya, diğer vergilere zam yaparak yapısal reform yaptığını düşünüyorsa hikaye ancak böyle açıklanabilir. Peki hükümet üretimi teşvik etmeyip, ihracatı teşvik etmeyip, kendi açığını, bütçe açığını halkının cebinden alma yoluna giderek ne kadar mantıklı bir iş yapıyor sence? Bunun sonu ne olur? Bunun sonu kimin parasını alıp kim yani kimin parasını kimden alıyorsun gibi bir soru gelmiyor mu aklına? Şu anda bu alınan önlem değil bunlar. Bu yapılan zamlar, ben bunu direkt böyle söyleyeyim. Bu yapılan zamlar senin cebindeki parayla benim cebimdeki parayı azaltmaktan başka, yani hane halkının cebinden para almaktan başka hiçbir işe yaramaz.
hane halkının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar bu duruma dayanabileceğini göz önünde bulundurursan, bunun da çok uzun süre devam edemeyecek bir yönetim şekli ya da bir program olduğunu açık ve net şekilde görebilirsin. Bu yoksullukla sonuçlanır, bu fakirlikle sonuçlanır, bu insanlarda artık yani ne diyeyim sana, bir mutsuzluk ve o kadar derinini telaffuz etmek istemiyorum ama yani sosyal bir probleme yol açacak sıkıntılara meydan verir. Yani çünkü senin benim dayanabileceğim yer belli. Asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan adamın işte ev kirası vesairesinden sonra geriye en büyük kalem olarak da gıda değil doğalgaz elektrik haline gelmişse, ki ülkedeki geçim bir insanın günde yiyebileceği yemeği çay ve simit olarak da hesaplandığı bir düzendeyiz. Yani artık o çay ve simit de sıkıntıya düşebilir yani. Ya insanlar ödeyemeyecekler, kesilecek elektrikler, doğalgazlar. Sabah bir röportaj dinliyorum. Teyzem diyor ki yakmayacak. Battaniyelere sarılıp oturacağız diyor. Sorunu yok saymaya benziyor bu. Ortada bir sorun var, çözüm üretiyor. Diyor ki yakmayacağız. Akıllıca bir çözüm aslında da. Yani kendisi için en azından. Ama sosyal bir devletsen halkına bırak eziyet etmeyi. Senin aslında ısınmayı, enerjiyi bedava yapamıyorsan minimal düzeyde aynı şekilde eğitimi de. Şimdi sen bunları hane halkının cebinden para alıp kazanç kapısı olarak görürsen bu başka bir şey. Bunu yapısal reform olarak görürsen de buna diyecek bir şeyim yok. Sürdürülebilir değil yani bu durum. Bunun sonu nereye varır? Nereye kadar gider bu? Bunun insanların cebindeki para da zaten az bir hadis, ve bitecek. Bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Küfür devam eder, zulüm devam etmez. Şimdi bu halka zulümdür ve devam etmez. Edemez. Ama neresinden döner, ne zaman döner, nasıl döner bilmem. Ama sürdürülebilir ve devam edebilecek bir sistem değil. Onu söyleyebilirim. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Sen zam olarak %4.4 4+4 yapıyorsan bir senede, sonra da bir ayda enerjiye, elektriğe, doğalgaza 15+15 koyuyorsan, bu matematik. Dünyanın neresine gidersen git, 15+15 30 eder, 4+4 8 eder. Aradaki 22 neresinden verecek bu adam? Ya yemeyecek yemek, ya yakmayacak elektrik. Bir de birkaç ay önce doğalgaza indirim yapılacağı sözleri verilmişti. O zaman seçim vardı. Seçimden önce her şeyin sözü verilebilir. Çünkü ahlak politikada geçerli bir şey olmadığı gibi Türkiye'de de pek geçerli bir akçe değildir. Geçer akçe değildir. Türkiye politikasında hiç geçer akçe değildir. Seçimden önce vaat verilir. Yiyen yer, yemeyen yemez. Geneli yer, bir kısım yemez. O yemeyenler de yiyenlerin yanında kelemesini çeker. Yani kurunun yanında yaş da yanar durumu. Yanmaya devam eder. Yani seçimden önce indirim de yaparlar. Bedava da verirler. İstanbul Belediyesi'nin akbil durumlarını hatırla. İşte Ekrem İmamoğlu geldi indirim yaptı. Öbürsü geldi biz daha da indirim yapacağız. Ya arkadaş 20 senedir senin elindeydi. Daha da indirim yapacaksan yapsaydın. Dediğim gibi problem ahlaki problem. Siyaset ahlakı böyle bir şey. İndirim yapacağız da der. Bedava vereceğiz de der. Sonra günün sonunda avucunu yalarsın. Olan yine vatandaş olur. Olan vatandaş olur. Gözler yine vatandaşın arka cebinde, cüzdanında. Yani. Ama işte o sonsuz bir kaynak da değil ki bu. Sürdürülebilir ve akılcı olmadığını söylememin sebebi de bu. 5 kişilik bir ortamdayız. 5 kişilik bir habitat düşün. Ben başka bir kaynak aramak yerine o diğer 4 kişinin cebindeki kaynağı almaya çalışırsam ve başarırsam bile bunu, o 4 kişi bittikten sonra yeni bir kaynağım yok. O adamın da cebinde para olmadığı için o da yeni bir kaynak yaratamayacak. O diğer 4 kişi de cebinde para olmadığı için herhangi bir yatırım yapamayacak. O da kaynaklarını genişletemeyecek ve bitecek. Senin elindeki kaynaklar da sen yediğin zaman bitecek. Türkiye Cumhuriyeti olarak söylüyorum senin elindeki kaynak derken. Yedin bitti. Biz kaldık. Bizden de yedin. Yine bitti. Sonra ya şapkadan tavşan çıkaracaksın ya o yapısal reformları yapacaksın. Çünkü burası çok ameldi. Bu neyse onu da bilmiyorum. Şu anki ekonomik düzenimiz ücretli çalışan işçinin, ücretli çalışan memurun daha cebine girmeden ay başında
hiç o işçiye memura uğramadan zart diye kesilen vergisinden. Bu bir. Bak sen ücretli çalışansan, ben ücretli çalışansam benim vergimi peşin kesiyor. Ama ücretli çalışan değilsen, şirket sahibiysen, patronsan falan belli dönemlerde gösterdiğin miktarda, hani orada deftere yazdığın miktarda bir yükümlülüğün altına giriyorsun. Onu da ödüyorsun veya ödemiyorsun. Ödemiyorsan seneler sonra af çıkıyor. Sonra bir daha af çıkıyor. O zaman da yapılandırıyorsun, ödüyorsun ya da ödemiyorsun falan filan. Bir şeyler böyle yapıyorsun. Saçma sapan arabalar alıyorsun. Arabalar. İşte şimdi deftere yazma konusu. Yıl sonuna doğru yaklaşıyorlar. Bak. Şimdi ben patronları niye sevmiyorum? Patronlara neden çok kez yürüyorsun? Yürüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Çağırıyor muhasebeciyi. Diyor ki, anlat bakalım Ahmet Efendi diyor. Bizde durum ne? Ahmet Efendi anlatıyor. Bak diyor, bu kadar kârdayız. Bu kadar kârı gösterirsek de diyor, bu kadar vergi ödeyeceğiz. Diyor Ahmet Efendi, ne yapacağız? Siz diyor arabayı bir yenileyin. Onu amortisman yapar düşeriz. Bilgisayarları komple bir yenileyin. Yapalım. İşte evinizin cep telefonlarını vesairesini komple yenileyin. Onları hep düşüyoruz biz şeyden. Gidin yemekler yiyin, sağdan soldan fiş fatura bulun, onları düşelim. Tekne alın bir tane şirket üstüne, onu yazalım. Kar, aman diyor, kar olmasın. Siz diyor bunu yiyin. Patron diyor ki benim göbek oldu diyor, bu kadar. 300 kiloyum ben, daha yiyemem diyor. O zaman diyor kendine daha geniş bir araba al diyor. Audi'yi büyüt diyor, anca içine sığarsın, öküz diyor adama. Diyemiyor da yani. Adam da diyor ki ha doğru. Ben öküz olduğum için Audi'ye, Mercedes'e bineyim daha büyüğüne. Tabii ortak da almıştı zaten, biz altta kalmayalım diyor. Biz daha büyüğünü, A7'si, A9, A10'unu alalım. Ben diyor küçük ortağa diyor bendeki A6'yı vereyim diyor. Ben kendime A7 alayım diyor. O hıyar da A6'da otursun. Hem diyor onu da mutlu etmiş olurum. Hem diyor vergi de vermeyiz. İçerideki garibanların hepsi bu adama, bu öküze, bu semiren öküze para kazandıran adamların hepsi vergilerini peşin peşin ay başında ödediler 12 ay boyunca. Bu şişman adam ödemedi. Ödemeyecek de. Çünkü düzen böyle. Şimdi düzenimiz sabit gelirlinin, sabit maaşlının, işçinin, memurun peşin kesilen vergileri. İçki ve tütün, sigara piyasasında korkunç düzeyde olan vergi rakamları. Yani 1 liralık biranın 12 liraya satılması gibi arada böyle inanılmaz bir şey var. Bu bir, bilmiyorum, dini tutum olabilir mi? Dini görüşlerin sosyal hayata yansıması olabilir mi? Üzerinden düşünüyorum bazen. Diyorum ki tamam, içkiye sigaraya zulüm ediyorsun, içenlere içmesin bunu kardeşim diye. Bunu yapıyorsun. Elektriğe, doğalgaza niye bunu yapıyorsun? O yüzden bana içki zammı olduğu zaman içmesinler kardeşim diyen var ya, aynı lavuğa soruyorum. Doğalgaz, elektrik zammı. Yakmasınlar mı? Bu cevabı mı vereceksin bana? Başka ne dedik? 3. Arabası olanlar. Bak enteresan bir şey. Türkiye'de araba sahipleri hiç hak etmediği miktarda akaryakıtı olsun, alırken olsun, aldıktan sonra senelik vergi, motorlu taşıtlar vergisi vesaire olsun, aldıkları hizmet karşılığında hiç hak etmedikleri oranda vergi veriyorlar. Şimdi daha arabayı alırken öyle bir ÖTV KDV sistemi var ki, ben bir tane araba alıyorsam bir tane de devlete alıyorum. Kafadan devlet diyor ki sen diyor araba mı alacaksın? Gel bebeğim diyor. Al bir tane diyor, bir tane de ama bana alacaksın diyor. Yoksa diyor yok öyle. Bir tane sana, bir tane bana. Ondan sonra akaryakıt. 1 lira, 1,5 lira olması gereken mazotu 6 liradan yapıştırıyor. Alacaksın diyor. İnsanlar da kimisi lüks, kimisi mecburiyetten aracını alıyor ve kullanmak zorunda. Kullanıyor. Ya tamam, bir tane araba devlete aldım. Akaryakıta da verdim. MTV'sini, ÖTV'sini, ATV'sini hepsini de ödedim. Bari bana yol yap ya bunun karşılığında. Yol yap derken bana yeni yollar yap demiyorum. İzmir otobanı çok güzel. Dümdüz yol bayağı yeni bitti. Görürüz onu sonra. Ben burada yolda giderken her gittiğim 100 metrede amortisörcüye biraz daha yaklaşıyorum. 3 ayda bir, 4 ayda bir amortisörcüye gidiyoruz. Arabanın tekerleği, rotiller şıkır şıkır ötüyor bilmem ne. Şimdi orası başka, İstanbul başka demezsiniz herhalde. İstanbul daha beter. Zaten İstanbul'da daha büyüktü sorun. Burada daha az araba gittiği için daha az yıpranıyor yollar. Evet. Hani hikayenin şeyi bu. Bir yere gidersin, bir restorana, bir tabak yemek yersin. O tabağa 100 lira yazar adam. Dersin ki 100 liraya bir tabak yemek yedim. Ama çok güzel yemekti. Bir de doyurucuydu. Doydum. Helal hoş olsun dersin, çıkarsın. Gidersin böyle turistik bir yere. İşte ne bileyim Alaçatı'ya. Ya da ne bileyim, daha iğrencini söyleyeyim ben sana. Marmaris'te Selimiye diye bir yer var. Selimiye köyü. Korkunç. Fiyatları korkunç. Esnafı
birbirinden şeytan, birbirinden namussuz. Böyle bir yer yok yani. Eğer giderseniz Marmaris'te Selimiye Köyü diye bir yer var. Bir doğa harikası. O kadar güzel bir yer ki. Giderseniz gidin gezin. Fakat hiçbir yerinden hiçbir şey almayın. Hiçbir lokantasına oturup bir bardak su içmeyin. Sonra yani oturduğunuz zaman aa bana ne oldu demeyin. Oturacaksanız o olacak yani, onu söyleyeyim. Ya anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Bana bari karşılığını ver. Ben devamlı çukur, devamlı çukur, devamlı çukur, devamlı trafik. Ne anladım ben bu işten? Kime çalışıyoruz ki? Hal çok lüks bir arabanın içerisinde trafikte 1,5 saat oturuyorum dersin en iyi ihtimalle. 300 bin lira, 400 bin lira para verirsin, güzel bir araba alırsın. Aslında 100 bin liralık bir arabaya, 150 bin liralık bir arabaya o parayı verirsin. Bir tane de çünkü devlete almışındır. Dersin ki ben 1,5 saat trafikte Audi'nin içinde oturdum. Böyle kendini böyle mutlu ediyorsan, bu sana kanına dokunmuyorsa devam et. Kanına dokunmuyor çünkü o parayı devlete vermese alırken o arabayı almadan vergi olarak verecek. Ha doğru. Orası da öyle. Nasıl olsa diyor ben bunu amortisman yapıyorum, düşüyorum diyor. Ne güzel. Ya balık baştan kokar, sonra doğru da sirayet eder. Durum bu bizdeki her yerimize. Koku sirayet etmiş durumda. Sıkıntının temel özü bu. Yeni ekonomik düzenimizde bu zamlar üstüne kurulu. Gerçi bu yeni bir şey değil. Nasıl yeni bir şey değil? Zamlar üzerine kurulmuş bir bütçe kurtarma politikası sistemi yıllarca konu olmadı mı rahmetli Levent Kırca parodilerine? O dönemden bir farkı var. Hep aynı şeyleri. Benim çocukluğumda biz bunları çok yaşadık. İşte enflasyonun %100'ün üzerinde olduğu zamanları günlük olarak gazeteler enflasyon şeyi verirdi. Enflasyonu günlük nasıl veriyorlarsa bir tablo verirlerdi sağ üst tarafta. Şimdi takvim gazetesi yapıyor ya emeklilere müjde diye. Son 3 seneyi aç bak, her gün emeklilere müjde yazıyor. Bu da clickbait'in bir başka çeşidi. Orada da mesela ekonomi sayfaları vardı yukarıda. İşte doların, markın günlük değişimi gibi yanında bir de enflasyon grafiği vardı. Enflasyon bir günde değişen bir şey değil ki. Lan bir gün bakıyorum 108, bir gün bakıyorum 107. Yaşım 10, 12. Anlamıyorum da, bilmiyorum da. Zannediyorum ki her gün enflasyon rakamı değişiyor. Ama o zaman enflasyonist ortam vardı. Hani enflasyon %100 ise defteri tutanlar enflasyon %100 diyordu. Enflasyon %100 olunca insanlar ona göre serbest çalışan ona göre zam yapıyordu. İş sahibi, girişimci, işçi memur da ona göre zam alıyordu. Şimdi yine enflasyon rakamları açıklanıyor. Şimdiki enflasyon rakamları nasıl açıklanıyor? Kim açıklıyor? Nasıl o matematiği hesap ediyor? Gerçekten hayranım. Şu anda yani bilmiyorum nasıl anlatayım, nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama matematik ya, matematik. %16'lar, 15'ler falan söyleniyor yıllık enflasyon rakamlarında. Bunun, benim buna inanabilmem için bayağı bir polyana olmam lazım. Ama yani normal bir polyana da değil. Polyana 2.0, polyana 3.0 falan olmam lazım ki inanabileyim ben ona. Pazardaki ürünün fiyatı belli, akaryakıtın fiyatı belli. Ayrıca sen bir ekonomi yönetiyorsan o çıkan rakam seni beni ilgilendiriyor ama asıl dışarıdaki adam. Beni aptal görüp bana bir rakam söyleyebilirsin sen. Sen bana bir kağıt tutarsın, kağıdın üzerinde 50 yazıyordur. Bana dersin ki Mustafa burada 20 yazıyor. Ben de geri zekalıyımdır. Ben buna inanırım. Bu kağıdı tutarsan İngiltere'deki adama, Londra'daki adama burada 20 yazıyor diye senin suratına tükürürler. Gülerler ama güldükleri yerlerini göremezsin yani. Sen bendeki bu kağıtta yazan 20 diye üzerinde 50 yazıyorken beni ikna edemiyorsan ben de sana gelip yatırım yapmam. Derim ki çok teşekkür ederim. Siz böyle kendi çapınızda, kendi aranızda eğlenmeye devam edin 20'nizle. Biz burada 50'nin dünyasını yaşıyoruz. Bu sana gelecek yatırımı, bu sana gelecek parayı etkileyecek durumdur. Adam bilmiyor mu reel enflasyonun senin gösterdiğin rakamda olmadığını? Ya da adama desen ki bu iş böyle böyle, hayır bizim rakamlar doğru. Adam da diyecek ki kardeşim sen işçine memuruna 4+4 zam verdin. Doğru mu? Doğru. Doğalgaza 2 ayda %30 zam yap. Elektriğe hakeza öyle zam yaptın. Beni mi kandırıyorsun? Allah'ı mı kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ya da beni salak mı zannediyorsun? Demez mi adam sana? Ben bu ülkenin neresine geleceğim, ben yatırım geleceğim, yapacağım. Aynen da bu öyle. Adamlara ne satacağım? Sen bana diyorsun ki benim enflasyonum 15, reel faizim de 19.75 artı 4.75 arada diyor cebine para kalacak diyorsun ama senin reel enflasyonun o rakam değil, kusura bakma.
Ben bunu yiyemem, o yüzden sana para getiremem diyecek o adam. Zorbalık ekonomisi dedim yine bir videoda. Zorbalık ekonomisi bu işte. Hani bu gösterdiğin inandırıcı değil. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol demiş. Biz şu anda ikisini başarabilmiş durumda değiliz. O yüzden 2 kere 2 dünyanın her yerinde 4 olduğu gibi bizde de öyle. Yani bunun düzelmesi için ne yapılabilir? Vatandaşa ne düşüyor ya da? Vatandaşa ne düştüğünü daha önceki videolarda söylemiştim. Kendini korumayı öğrenmek zorunda. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt. Ha, bunlarla kendini zor korusun. Ben şey dedim, hani biyodizel yapıyorum atık yağlardan falan filan. İşte o birazcık şeyle karşılanmış. Biz de nasıl yapalım? Ben hepinize yapın demedim. Yani yapmaya çalışın yapabiliyorsanız, böyle bir imkanınız varsa kendinizi kurtarabildiğiniz kadar kurtarın dedim. Ya da atabiliyorsanız kendinizi sistemin dışına, şehrin dışına atın demek istiyorum ben aslında. Çünkü orada şehirde bunu değerlendirip kendini koruyabilecek imkanlara sahip değilsin. Orada o doğalgazı yakmak zorundasın. O elektriği harcamak zorundasın. Ondan tasarruf çok zor. En fazla lüzumsuzsa kapat yaparsın. Kendini denklemin dışına atman lazım. Bazı şeylerden arınabilmek için. Herkes kendini denklemin dışına atabilir mi? Atamaz tabii ki ama. En azından bireysel korumasını alır, bireysel davranış tarzını geliştirirse, tepkisini geliştirirse, o zaman birileri diyecek ki, aa bir dakika, düşündüğümüz kadar aptal değilmiş bu adamlar. Bak bir başka bir şeye. Hani biz bir aksiyon alıyoruz, onlar da başka bir aksiyon alıyorlar. Hani ben doğalgaza zam yapıyorum, o adam da doğalgaz kullanmamaya başladı, başka yollar arıyor. Elektrik kullanmamaya başladı, başka yollar arıyor. Şehri terk ediyor, finansal sistemin dışına çıkmaya çalışıyor bu insanlar. Dur o zaman ben yapılması gereken şeyi yapayım. O nedir bu yapısal reformlar var ya, o reformları yapayım. Reformların yapılamamasının nedeni şu aslında. Bunların kötü niyetinden kaynaklanıyor demiyorum. Fakat reform yapmak acil bir sonuç getirmez. Hızlıca bir çözüm getirmez. Şimdi sen bir şey yaparsın. Atıyorum ekonomik için 5 yıllık bir plan yaparsın. Ve o planı uygularsın. Bu seni belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra düzlüğe çıkartır. Bugününü kurtarmaz. Bizim hesabımız, biz Türk olduğumuz için biz hep bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. Burada delik varsa diyoruz ki buraya elimizi koyalım. Bir delik daha çıkarsa buraya koyalım. Gel sen de elini koy. Biz hepimiz burada delikleri elimizi koyarak kapatmaya çalışıyoruz. Ama en başından burada bir delik var. Bir tane akıllı adam der ki, yama yapalım buraya. Buraya deliği bir yok edelim. Bakarız. Sorunu çözelim. Hani sadece bunu kapatmak yetecek mi? İncelersin sorunu çünkü. Bunu kapattın, başka sorun olmayacak gibi bir sonuç çıktıysa bunu kapat. Ama bak bunu kapattım. Yarın öbür gün duvarın her tarafı çok zayıf. Buradan da verecek. Biz en iyisi bu duvarı güçlendirelim demesi lazımdı en başından. Biz o treni kaçırdık. Şimdi tulumbada su yok diye bir söylem duydum ben. Aslında her şey çok güzel ama tulumbada su yok. Tulumba dediği emme basma tulumba. Şuradaki var ya, o bazen hava yapar. Su aşağı kaçar. Sen böyle yapsan da hava gazı. İçine biraz su koyarsın. Ondan sonra basarsın. O basınçla aşağıdaki suyu alır yukarıya. Ve yer altından gelen suyu kullanmaya devam edersin. Verilen örnekteki benzetme buydu. Tulumbada su yok. Tulumbaya biraz su ekleyeceğiz, basacağız, su gelecek. Ama konu orayı geçeli çok oldu. Tulumba yok. Baba akü yok. Kaputu açmışlar, aküyü çalmışlar. Aküyü çalmamış olsalardı. Üzerine su koydum, tulumbaya bastımla zor. Arkadaşım biri diyor ki, önümüz kış, çalışmıyorum da doğalgaz da zamlandı. Ne yapacağım bilmiyorum. Sapa sağlam da adam. Sıksa suyunu çıkartır. Sıksın. Ya da hükümeti suçlayarak veya devleti suçlayarak iş bulamadığını, işsiz olduğunu söylüyor. Şimdi suçlanacak kişi bireyin aslında ta kendisi. Kendine iş bulmadığı için, çalışamadığı için falan filan değil. Birey hükümeti suçlayamaz. Çünkü hükümet senin seçtiğin bir hükümet. Ha ben ona oy vermedim lafı seni bu sorumluluktan kurtarmaz. Sen vermediysen yanındaki verdi. O vermediyse yanındaki verdi. Senin milletinin çoğunluğu oraya oy verdi. Ona da saygı duyacaksın. O seçim, sen ona oy vermemiş olsan bile senin seçimin. Her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Bunun başka bir açıklaması yok. Biz bugün 15+15 zamla terbiye ediliyorsak bunu hak ettiğimiz içindir. Başka hiçbir açıklaması yok. Sen bunu hak ettin, ben bunu hak ettim. Ben ona oy verdim, ben buna oy vermedim, seni kurtarmaz. Biz bunu hak ettik. Çünkü bu toplum dünyanın her yerinde olduğu gibi hak ettiği şekilde yönetiliyor. Oturup ağlamayacaksın. Doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi. Bul kendi çözümünü.
gemisini kurtaran kaptan. Aslında benim bahsetmek istediğim şuydu. İş yok, işsizlik var. Ama insan sağlıklıysa kendisine yapılacak bir iş bulur yani. Bulmalı. Bulmalı, bulur da. Ama yeteri kadar ona konsantre olursa. Bir iş seçme, bir keyfe keder bir durum var. Sanki bir tembelliğimize bir maske takmış gibiyiz sanki. Şimdi o televizyonda gördüğün, kış geliyor ben de işsizim, nasıl ödeyeceğiz doğalgazı diyen adam var ya, o bizim toplumun yansıması aslında. Bu kabahati, suçu hep başkasında gören, bir başarı varsa da kendisi sahiplenen Türk insanı özeti. Ben işsizim, bir de üstüne zam yapıldı. Senin işsizliğin, evet, başka birilerinin suçu olabilir, başka birilerinin hatası olabilir. Ama yine senin toplumunun verdiği karar sonucu o işsizlikle muhatapsın. İki, bireysel kurtuluşunu da yapamamışsın. Aynı adama gidelim soralım. İşsizliğinle ilgili ne yaptın? İş aradım diyecek. Oraya baktım yok, buraya baktım yok. Ne kadar zamandır? Bir senedir. Peki bu bir sene boşlukta ne yaptın? Kendini geliştirdin mi? Herhangi bir şey yaptın mı? Dil öğrendin mi? Ya da yeni bir iş fikri ya da ne bileyim, günü kurtaracak bir çalışma içerisine gittin mi? Ya git gündelikte bir yerde çalış. Böyle bir şeyi denedin mi mesela? %99.9 denemedi. Kendini de geliştirmedi. Bekliyor. Allah-u Teala bir iş kapısı yaratırsa ona, işe girecek, çalışacak hesap. Ama bizim toplumun geneli böyle. Ya böyle de olmayabilir. Bu bir örnek. %80, %90 senin dediğin gibi. Eğer bununla ilgili bir itiraz gelir de, ama işte şunu atlıyorsunuz, bunu atlıyorsunuz gibi bir itiraz gelirse... Gelir tabii. Biz evet. Spesifik yüz milyonlarca farklı örnek tabii var. Yani işte atanamadığı için intihar eden öğretmen, gencecik öğretmenler var. Ben ona kendini geliştirmedim falan filan dersem Allah tabii beni çarpar yani. Adam okumuş etmiş, atanamıyor. Az önce senin bahsettiğin profili biliyoruz. Kahvede iş bekleyen aynen, abiden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bizim tarım şeyinde de böyledir. Buradaki şeye bak, konvansiyonel tarım yapan köylüye bak. Gider traktörünün üstüne biner, sürüleceği zaman sürer. Bittiği anda gider kahvede yakar cigarasını, içer kahvesini, okey oynar. Aradan 15-20 gün geçince, ekim zamanı gelince gider eker. Gene gider kahvede, sadece toprağa birkaç işlem yapar. Senede işte 4-5 kere traktörünün üstüne biner. Bak şimdi geçiyor burada traktörler. Bu da böyle, sürüyor. Tık 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 tık. Ondan sonra gidiyor. 15 gün sonra gene geliyor, bir şey yapıyor. Sonra 2 ay sonra gene geliyor, bir şey yapıyor. Geri kalanında. Sonra ben çiftçiyim, açım. Sen bu halde olduğun, bu kafada olduğun müddetçe çiftçi olup aç olmak zorundasın. Daha doğrusu mecbursun buna. Çünkü kimse sen senede 3 sefer tarlaya gidip buğday üretiyorsun diye sana ekstra cebine para koymaz. Sen bunu yaparsan o adamların kurduğu oyun düzeninde bir figüran olarak hayatına devam edersin. Onun dediğin gibi fark yaparsan, yaratamazsan, evet, onun dediği ilacı basarsan, evet, sen sadece gidersin, ona satabilirsin, onun belirlediği fiyata aynen satarsın. Aynen öyle. Sen kendini yırtsan, hava gazı. Bana gelip ağlıyorsun, ben burada ot yolarken sen kahvede taş döşüyorsun, fayans döşüyorsun. Istakaya. Ondan sonra devlet bize bakmıyor. Devlet sana baktı zaten zamanında. Baktı, gösterdi. Sen biraz kendine bak da başkasından bekle ondan sonra. Önce eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. İşsizlik konusunda söyleyeceğim bir şey var. Şimdi işsizlik zirve rakamlarında şu anda. Bu rakam da artmaya devam edecek maalesef. Ve o rakam da aslında doğruyu ifade etmiyor. İşsizlik rakamları TÜİK'te şöyle yayınlanıyor. Biliyorsundur, işsizlik maaşıyla geçinen bir adamsın. İşsizlik maaşı almak için gidiyorsun, başvuruyorsun. Diyor ki sana bir iş arama durumunu bir aktif et diyor. İnternetten girip bir düğmeye basıyorsun, iş arama durumu aktif yazıyor, yeşil ışık yanıyor yanında. İşte Türkiye'deki işsizlik o yeşil, yanında yeşil ışık yanan adamlar sadece. İşçi ve işçi bulmuş, iş kura gidip başvuru yapıp durumunu aktif etmemiş milyonlarca insan o rakamın içerisinde yok. Ona rağmen korkunç bir rakam, %15 falan gibi bir rakama geldik. Ve rakam artmaya devam edecek. Çünkü piyasa daralıyor, likit daralıyor, umut daralıyor, geleceğe dair güven endeksleri daralıyor. Türkiye'nin risk primi büyüyor. Yani winter is coming diyoruz ya, kış geliyor ve bunu herkes görüyor. Herkes montunu giyiyor. Çünkü kış geliyor. O rakam büyüyecek. Daha da büyüyecek. Allah sonumuzu ayırsın. Bugünlük bizden bu kadar dostlar. Dilimiz döndüğünce anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Kendi fikirlerimizi dile getirdik.
Eğer sizlerin de görüşleri varsa veya sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazmayı lütfen unutmayın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.